Ve Aleyna geliyor podyuma. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben bugün arkadaşım bir marka çıkartmış. Onun davetine gidiyorum. Fiyatlar? Tabii. Bu kendim elde ettiğim, sonradan çorap eklediğim çizmelerim 230 TL. Etek var altımda, deri etek. Deri eteğim, gömleğim, iki tane kemerim, ceketim 500 TL. Çantam 100 TL, şöyle göstereyim. Takılarım da 10 TL. Çorapla mı yaptın bunu? Evet Gülşah Hanım, yani ben bugün gerçekten ayakkabı konusunda çok zorlandım. Topukları niye böyle? Çıkarttım, yırttım çorabı, topuk kısmını. Ve çorabı geçirdim tutsun diye. Tamam, rengi niye öyle, boyadın mı? Boyadım, ben kendim boyadım. Çünkü nude rengiydi, nude çok siyahtı. Peki yani. Niye bir tane siyah stiletto bir şey almadın? Gülşah Hanım, ben bugün gerçekten ayakkabı konusunda o kadar zorlandım ki stiletto aradım, çizme aradım, spor ayakkabıya kadar gittim ya da ne bileyim düz bir postal giyeyim dedim. Asla 200-250 TL bir param kalmıştı ve katiyen dediğim gibi esnaflara çok yabancı olduğumuz için nazım geçmedi yani. Peki niye daha uzun bir çorap seçmedin? Çorap da bulamadım. Uzun çorap da yoktu. Şu çorap 30 TL'ydi. Niye 10 liraya yalvardım. Niye peki postal almadın? Dün benim ayağıma giydiğim hani dizüstü postallarım vardı. Gülşah Hanım 1000 liraydı. Asla nazım geçmedi. Çok stresli bir alışveriş geçirdim. Aleyna niye geldirmiş mi? Gülşah Hanım bugün gerçekten ya hiç böyle... Bir de inşallah bir daha Beşiktaş'a gitmeyiz diye dua ettim. Herkes nasıl buldu acaba? Ne diyorsun fısır fısır? O konuşur oradan. Hiçbir şey yokmuş da biz nasıl bulduk? Çizme, postal var. Çünkü stiletto. Sen çizmeyi ne kadar aldın? Yani. Çizmeyi ne kadar aldın sen? 450 TL'ye aldım. Çünkü benim son fazla parça seçtiğim için benim tamam, 250 TL'ye param kalmıştı. Olabilir. Senin postalların ne kadar? Gülşah Hanım ben de bir saat konuştum. 450 de 350 aldım. Bu Beşiktaş bayağı pahalı ya. Ama hiç indirim yapmıyordular. Gerçekten Hulya hiç fiyatlarını söylerken ya. Ben çok şaşırmıştım. İddialıydın Tinacığım indirimde. Yo, ne oldu? Orada çok katiydi. Hiç o şeye girmedim. Bir saat konuştum, bir saat alışveriş yaptım. Pazara gidelim ya. Vallahi bir evet, pazara gidelim. Evet. Yeşilköy pazarına mı gitsek acaba aynen, bir gün? İnşallah. Çok pahalı. Salı pazarına mı gitsek? Çok pahalı değil mi? Çok pahalı. Bizim ben çok severim. Pazara bayılırım ben. Bakırköy'e gidelim. Aleyna. Efendim. Bir kere bu çok benim tarzım olan bir şey. Evet. Tamam mı? Sen bunu öyle... Ne izledin acaba sen? Neyi mi izledim? Ne izledin sen? Dün nasıl? Sizi. Evet dedin böyle direkt böyle çok benim tarzım olan bir şey. Dün geldiniz ya böyle kemer kemer falan. Sizin tarzınız olduğunu evet dedim. Ha ben geçen sezonda bir tane böyle gömlek mini böyle bir elbise giyip böyle acayip kemerler takmıştım. Dünkü değil de bunun gibi böyle bir şey. Peki şuradaki ne? Çanta mı yoksa kemerin devamı mı? Bu kemerin devamı. O böyle tek bir kemer mi? İki kemer. Çıkart şu ceketinin bir üstünden. Tabii. O çantan çok sevimsiz. Evet. Dön bakayım arkanı. Çok iyi. Çok iyi. Wow. Olay iyi. Evet. Bu bir kemer. Bu bir tur verir misin? İkinci kemer. Efendim? Bir tur verir misin? Tabii ki veririm. Bir bölümde giyeyim. Tabii ki. Çok güzel. Ceketini çok sevdim. Benim için gömleğinin esas boyu o mini olan kısmı. Onun o mendil mendil gibi olması, ceketin altından gözükmesi beni hiç rahatsız etmedi. Bu boy botları evet daha yüksek olsa çok beğeniyorum ben de ama sana da çok yakışmış. Ben bunun altına nedense postal isterdim. Daha güzel dururdu. Daha cool. Evet yani çantan belki daha minik, daha bir minik sanki. Ya da o sapı mı çok fazla? Mesela sapını bir kalın topla. Kalın sapı çok. Nasıl? Sapı çok kalın. Yani böyle free bag gibi bir şey olsa onu böyle beline de bağlayabilir. O da çok tatlı olurdu. Saçın, makyajın, gömleği buraya kadar iliklemen çok güzel. Bir de sen gelsene şu tırnaklarını çok merak ediyorum ben senin ya. Bak bak bak. Evet. Konuşuyor ya böyle böyle. Bir de Hülya da bir ara uzun yapmıştı. Onun da parmakları uzun. Ben çok beğendim seni. Teşekkür ederim Gülşah Hanım. Buyurun. Merhaba. Aleyna'cığım. Eda'cığım yan yana gelebilir misiniz lütfen? Eda Allah. Eda. Bir dakika. Oturdum. Bir toparlanmamı
Toparlanabildin mi? Onu da bana bir hafta ver bari ya. Teşekkür ederim Eda'cığım. Oturayım mı? Evet, sadece ikinizi görmek istedim. Niye görmek istedin? Gömleklerinden daha dolayı mı? O zaman mı? Neden görmek istediğini bize de anlat, biz de senin gözünle görmeye çalışalım. Yani görmek o kadar birbirine diyor. Yakın tarzlar ki, acaba dedim ki... Hayır. Ama çok farklı kombinasyon. Çok farklı. Hayır, bir kere onun manası daha acayip yani. Evet. Biliyorum, biliyorum. Bu daha onun omuzundan gelen de. Onun manası daha yüksek. Evet. Şey gibi, acayip yani. Evet, şu iki görsel şey gibi, kemer stilizasyonu gibi, kemer tasarımı yaptık. Evet. İşte herkes kemer çalışacak ama iki tane, üç tane, birini öyle kombinleyip, biri böyle. Evet, okey, o zaman çok şöyle farklı söyleyeyim. Koleksiyonun içindeki bir temanın devamı gibi gördüm. Teşekkür ederim Eda'cığım. Peki hocam. Nereye gidiyordun Aleyna'cığım? Çok kısa lütfen. Arkadaşımın yeni markasının davetine, lansman. Artık öğrenemediniz. Yani lansman nerede, saat kaçta, ne tarz yapıyor? Hiç ilgilenmiyorsunuz o konularla. Gerçekten ilgilenmiyorsunuz. Ben bir yere gideceksem derim ki arkadaşımın atıyorum uzay temalı koleksiyonu var derim. Allah'ın ona göre de giyinir giderim. Düşüyorum. Tamam, bundan sonra çalışacağım. Yani konseptlerinize çalışmıyorsunuz. Tamam. Gerçekten çalışmıyorsunuz. Bunlar biraz belki komik gelebilir ama bana göre gideceğiniz yere konseptinize göre kombinlerinizi yapmanızı istiyorum. Çok ben iyisin. Ben böyle lansmana gidemez miyim? Çok iyisin. Lansmana gidiyorsun. Bir moda lansmanı. Gayet hoşsun. Niye öyle birden gözü faladan? Sanki hani böyle gidemezsin diyecekmişsiniz gibi dedim. Yok, hissettim hayır o yüzden. Hayır. Teşekkür ederim. Deli. Evet. Pekala. Çok güzel bir kemer bulmuşsunuz. Yani ikinizinki de ayrı ayrı çok güzel. Bravo sana. Ayakkabı bulamadın ve böyle bir çözüm ürettin ve böyle yaptın. Muazzam, çok beğendim. Fikrini de çok beğendim. Emeğine de sağlık. Teşekkürler. Aleyna. Hocam. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür. Bayıldım. Teşekkür. Şu omzundakini çıkar, kolunu al. Kolunu al, ikiye katla. Nasıl katlanacağını hep söylemiştim, değil mi? Katladığın taraf iç tarafta kalacak ki astarı dışarıdan görünmesin. Şöyle değil mi hocam? Evet, öyle katladın. Hiç. Çantayı eline al, sapından. Evet, muhteşem görünüyorsun. Yani ben tabii takık olurum biliyorsun bu tip evet çizmeleri ama mininin dosajından dolayı bacak boyunu hiç kısaltmamış. Ne hoş duruyorsun şu anda. Teşekkür ederim. Aa, ne oluyor kardeşim? Yani son dönemlerde iyi gidiyor puanlarım. İnşallah böyle de adım adım şampiyonluğa hocam. Biz hiç belli olmayız biliyorsun. Bayıldım derim, biraz sonra puanı da alırsın ikiyi. Siz öyle gördüyseniz. Saçların tam sevdiğim gibi. Teşekkürler. Ben seni çok beğendim. Aferin kızım, devam. Teşekkür. Devam böyle. Bitti. Aferin çocuğum, 5. Teşekkürler. 5. Teşekkürler. 5. Teşekkürler. Aferin çocuğum. 5. Aleyna'cığım, senin yerini alalım. 20 tamam. Senin yerini alalım lütfen Aleyna'cığım.